Deneylerle Bilim İnsanları 2. sezon 1. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde elindeki teleskobun ışığıyla kilisenin karanlığına karşı savaş açan Galileo Galilei'yi anlatacağız. 15 Şubat 1564'te Pisa şehrinde dünyaya geldi. Müzisyen bir ailede yetişen Galileo, kilisede org çalıyor ve peyzaj resimleriyle de küçük yaşta hayranlık uyandırıyordu. Babasını zoruyla tıp eğitimi almaya başlasa da çocukluk aşkı olan matematikten bir türlü vazgeçemiyordu. Tıp eğitimini bırakarak anahtar deliğinden takip ettiği matematiği okumaya başladı. Fakat bu sefer de maddi nedenlerden dolayı eğitimine 4 yıl ara vermek zorunda kaldı. 1583'te profesörlüğe kadar yükseleceği üniversiteye başladı. O zamanlarda 4. yüzyıldan kalma dinsel bazlı Aristo anlayışı hakimdi. Bu anlayışa göre dünya evrenin merkezinde, güneş ve yıldızlar da dünyanın etrafına dönmekteydi. Bu anlayış İncil'de de kabul görmüştü. Bu yüzden de hiçbir şekilde şüphe dahi duyulmuyordu. 36 yaşında matematik profesörü olan Galileo, koyu bir Katolik olmasına rağmen din ve bilimin çatışmaması gerektiğini düşünüyordu ve Kopernik'in güneş merkezi sistemini savunuyordu. Ama kilise bu görüşün dünyayı değersizleştirdiğini ve bu yüzden de insanı değersiz kıldığını düşünüyordu. Yine o dönemlerde casus camı adı verilen yeni bir icatla uzağın yakına getirilebileceği konuşuluyordu. Ekim 1608'de Hollandalı mercek yapımcısı Liber Schey, iç bükey ve dış bükey lensleri kullanarak bir dürbün tasarladı. Bunu duyan Galileo, 1609'da iki kat daha büyük bir teleskop yapmayı başardı. Bu teleskobu gökyüzüne çevirdi. Görüntüleri 20 kat daha büyük ve yakındı. Ay'a baktığında beneklerin dağlar olduğunu, Orion kuşağına baktığında ise çıplak gözle 3 tane görülen yıldızların aslında 60 tane olduğunu fark etti. Asıl olay ise Jüpiter'e bakmasıyla gerçekleşti. 7 Ocak 1610'da gökyüzünün en parlak cismi olan Jüpiter'e baktığında etrafında dönen 4 tane uydusu olduğunu fark etti. Bu da İncil'deki gibi gökyüzündeki cisimlerin sıvı içerisinde dünyanın etrafına dönmediğinin ispatıydı. Bu Aristo fiziğine ilk karşı çıkışı değildi. Daha önce de Pisa Kulesi'nden yaptığı deneylerde iki farklı kütleli cismi serbest bıraktığında eşit sürede düştüklerini gözlemlemişti. Bu da düşüş süresinin kütleye bağlı olmadığının ispatıydı. Ama ne bu fikir ne de özel yaşantısı başını belaya sokmamıştı. Fakat dünya merkezi sisteme karşı çıkması kilisenin otoritesini sarstığından dine küfür olarak görülüyordu. Galileo gökbilimcilere teleskobuyla Jüpiter'e bakmalarını söylediğinde çoğu buna yanaşmadı. Bakanlar ise korkularından hiçbir şey görmediğini söyledi. En sonunda fikirleri ve deneyleri o kadar çok ses getirdi ki Papa'nın bile dikkatini çekti. 1614 yılında Roma'ya çağrıldı ve fikirlerinden vazgeçmesi gerektiği söylendi. 1616 yılında da Kopernik'in göksel kürelerin devinimleri üzerine kitabı resmen yasaklandı. 1623 yılında çocukluk arkadaşı, geniş vizyonlu ve çağdaş biri olan 8. Urban Papa oldu. Bundan cesaret alan Galileo çalışmalarına devam etti. 1632 yılında İki Büyük Dünya Sistemi hakkında diyalog kitabını yayımladı. Kitap yayınlanır yayınlanmaz büyük tepki topladı ve tekrar Engizisyon'a çağrıldı. Galileo'ya tekrar düşüncelerinden vazgeçmesi gerektiği ve aynı zamanda kiliseden de özür dilemesi gerektiği söylendi. Aksi takdirde işkence göreceğini, hatta Bruno gibi kazıkta yakılacağı söylendi. Galileo fikirlerinin sapkınlık olduğunu ve kiliseden özür dilediğini bildirdi. Bunun üzerine cezası müebbet ev hapsine çevrildi. Bu karar sokaklarda okundu ve üniversitelerde asıldı. Müebbet ev hapsinde olan Galileo çalışmalarına devam etti ve modern fiziğin temellerini attı. Ben Galileo Galilei. Geçmişteki tüm yanlış ve aykırı düşüncelerimden dolayı huzurunuzda kendimi lanetliyor, bir daha öyle saçmalıklara düşmeyeceğime, kutsal öğretiye aykırı hiçbir fikir taşımayacağıma yemin ederim. En önemlisi de Aristo gibi sadece düşünerek değil, fikirlerin deneylerle desteklenmesi gerektiğini savundu. 9 Ocak 1642 yılında vefat eden Galileo, ölüm döşeğinde hizmetçisine yine de dönüyor dediği söylenir. 31 Ekim 1992 yılında Roma Kilisesi 359 yıl sonra Galileo'ya haksızlık yapıldığını söylemiştir.